hastalığından korunmak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Peki bağışıklık sistemimizi daha güçlü hale getirmek için nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim. Bağışıklık sistemi için en önemli vitamin D vitamini. Mutlaka D vitamini seviyelerinize baktırın ki kış aylarından çıktığımız için zaten hepimizin D vitamini seviyesi oldukça düşük. Çünkü D vitaminin en iyi kaynağı güneş ışınları. Bu mevsimlerde çok fazla güneş ışını alamadığımız için zaten genellikle D vitamini seviyelerinin düşük olduğunu görüyoruz biz hastanede baktığımız tahlillerde. Mutlaka D vitamininin takviye olarak alınmasını öneriyoruz. Çünkü D vitamini çok fazla besinde bulunan bir vitamin değil. Balıkta ve yumurta sarısında bulunuyor ama her gün balık ve yumurta sarısı bile yeseniz D vitamini seviyelerimizi zaten tamamlayamıyoruz. O yüzden mutlaka suplement olarak kullanmaya çalışalım. Bağışıklık sistemi için en önemli vitaminlerden bir diğeri de C vitamini. C vitamini kaynakları aslında hepimiz biliyoruz. Turunçgiller yüksek oranda C vitamini içeriyor. Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. C vitamini idrarla atılabilen bir vitamin. O yüzden hani günlük 1 kilo portakal mandalina yemenize gerek yok. Günlük 2 portakal yemeniz zaten günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bir başka C vitamininden zengin olan besin ve kalorisi de olmayan bir besin kuşburnu. Kuşburnunu çay olarak tüketebilirsiniz. Yine günlük 2 fincan kuşburnu tüketiminde günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz. Bunların yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, maydanoz, marul ve biber gibi yine yeşil bir sebzede C vitamini oranı yüksek olan sebzelerden bunlardan da yine C vitamini alabilirsiniz. Bunların yanı sıra bağışıklık sisteminizi güçlendiren bir mineral var. O da çinko. Çinko yine bağışıklık sistemi için önemli bir mineral. Hangi besinlerde bulunuyor? Çinko yağlı tohumlardan, kajuda, yer fıstığında ve kabak çekirdeğinde bulunuyor. Bunun yanı sıra hindi etinde ve yine kuzu etinde de çinko mineralinin fazla olduğunu biliyoruz. Bunların yanı sıra en önemli besinlerden birisi bağışıklık sistemimizi güçlendiren sarımsak. Sarımsak içerdiği kükürtlü bileşenler sayesinde vücudumuzdaki antikorların sayısının artmasını sağlıyor. Antikorlar zaten bağışıklık sisteminin en önemli elementlerinden birisi. Vücudumuzu savunan hücreler. Bunların sayısının artması tabii ki bağışıklığımızın güçlenmesini sağlıyor. Bu anlamda sarımsağı da mutlaka günlük beslenmenize yer vermeye çalışın. Yine zencefil. Zencefil de bağışıklık sistemini güçlendiren bir yine besin. Zencefilin içinde bulunan fitokimyasallar sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirdiğini biliyoruz. Yine zencefili taze olarak tüketmeniz çok daha fazla fitokimyasal almanızı sağlayarak bağışıklık sisteminizi daha güçlü olmasını sağlar. Bu mevsimde hala taze zencefili bulunabiliyor, kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra bir başka besin, önemli besin probiyotikler aslında. Probiyotikleri biz genelde suplement olarak alıyoruz. Probiyotiklerin sayısını artırmak için kullanacağımız besinlerden en önemlisi de kefir. Yine kefiri günlük beslenmenize mutlaka yer vermeye çalışın ki bağırsağımızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırarak bağışıklığımızı güçlendirelim. Bağışıklığı güçlendirmek için kullanacağımız bazı bitki çayları var. Ada çayı ve ekinezya. Ekinezya özellikle üst solunum yollarında etkili bir bitki çayı. Ada çayı da yine vücuttaki antikor sayısını artırarak bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitki çayı. Yalnız ada çayının tüketimine dikkat etmek lazım. Hamileler kesinlikle tüketmemeli ve demleme süresi 10 dakikaya geçmiş ada çayını bizler de kesinlikle tüketmemeliyiz. Ve bunların yanı sıra en önemli şey bağışıklık sistemi için aslında su. Gerçi vücudumuz için en önemli olan şey su. Çünkü vücuttaki bütün sistemlerin çalışması için düzenli bir şekilde özellikle suya ihtiyacımız var. Günlük mutlaka 2-2,5 litre suyumuzu içmiş olmamız gerekiyor. Ve yine bağışıklık sistemi için en önemli elementlerden birisi de aslında uyku. Günlük 7-8 saat uyuyor olmanız bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını sağlıyor. Bunlara dikkat ederek bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını sağlayarak hastalığa yakalanma riskimizi azaltabiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.